Osman Paşa'mın doğup büyüdüğü ev burası. Çocukluğu burada geçti. Daha sonraları Yozgat'a gitti. Ortaokulu orada okudu. Benim de ilkokul arkadaşım. Ben de öyle büyüdüm da. Yeni cami. Onu o mu yaptırdı yoksa? Alo. Alo. Ziya toprağını buldu. Hep hasret gittik bize ama hiç görmedim onu. Dağlar taşlar kese kese yürüyorum. Anne. Anlatayım nasıl anlatayım her şey nasıl anlatayım. Çocuğum 17 yaşına gitti, bir daha gitmedi. Ne tatil bildi, ne şey bildi, hiçbir şey bilemedi. Vatan arsadı kendi sorman olur mu kardeşim? Nasıl bir insandı Osman Paşa? Vallahi ne bileyim ben, Allah'ım yarabbim nasıl anlatayım ben onu, bir taneydi ya kardeşimiz, yedi kardeşimiz, yedi başının beş başının bir kardeşiydi. El bebek kul bebek büyüttük biz onu, oraları kazandı gitti, kurban olurum ona. İşte 17 yaşına gitti. Hiç ne tatil bilir ne öyle vatanla uğraştı. Memleket memleket gezdi, gitmedi, memleket kalmadı. Anneme babama da hasret gitti. Ay canım benim. Vatan sağ olsun, dostlar sağ olsun, memleket sağ olsun, ne diyeyim. Evet. Hepimiz vatan için yaşadık, kurban oldum Allah'ım yarabbim. Öyle kendini adadı hiç. Sadece bir tatilde bile gelemezdi çocuğu. Vatan sağ olsun, dostlar sağ olsun. Yarabbim sen bile kurban oldum Allah'ım. Sabır versin Allah dostumuza, düşmanımıza. Güldürmesin yarabbim. Allah'ım ne diyeyim. Anlatır mısınız? Osman Bey, benim babamla babası hala çocuklarıyız. Çok yakın kuzenimiz. Çocukluğumuzu o askeriyeyi kazanıncaya kadar hep birlikteydi. Buralarda işte liseden sonra askeriyeye devam etti. Doğru, dürüst, vatanına, bayrağına çok son derece bağlı bir komutanımızdı yani. Hani diyeceklerim başka... Sadece çok dürüst kişiliği vardı. Ya da vatanı milleti içinde en sonunda da şehadet mertebesine ulaştı. Osman Paşa'yı bize anlatır mısınız? Osman Paşa benim ilkokul arkadaşımdı. Ortaokulu Yozgat'ta okudu. Daha sonra askeriyeyi kazandı ve gitti. Orada da tabii başarılı oldu. Burada da başarılıydı. Mülayim bir insandı. Sarayımızın ve Türkiye'mizin acı kaybı. Sözün bittiği yer, yani şu anda da hiçbir şey diyecek bir durumda değiliz. İnan ki Türkiye'mizin başı sağ olsun. Çok bir iyi insandı, vatanına, milletine sadık bir insandı. Bu FETÖ 15 Temmuz, FETÖ şeyinde çok başarılı oldu Adana'da. Başarılı şeylerini alıyorduk, gecesini gündüze katıyordu. Vatanını, milletini seven bir paşamızdı. Ne diyeyim yani, ben yani şu anda laflar boğazımıza düğümlendi. Türkiye'mizin başı sağ olsun, sarayımızın başı sağ olsun. Bu evde mi doğdu? Çocukluğu buradan evet, geçti. Evet, bu evde doğdu. Çocukluğu burada geçti. Daha sonra Yozgat'a gittiler. Yozgat'ta okudu. Askeriye kazandı. Askeriyede de başarılı oldu. Ve bu duruma geldi. Ve biz bunu Genelkurmay Başkanı olarak gözetiyorduk. Yani Genelkurmay Başkanı olacak diye gözetiyorduk. Fakat Mevlam müsaade etmedi. Allah cennet mekan olsun. Ve 11 şehidimize
Cenab-ı Allah Peygamber Efendimizin komşusu etsin. Muhtarım şöyle. Burada işte gördüğünüz gibi buralarda biz top oynardık kendisiyle. Eğlenirdik, gelir giderdik. Rahmetli annesi bize yemeklerini ikram ederdi. Çok mülayim, annesi babası da çok mülayim bir insanlardı. Kendisi de bir mülayim insandı. Ne diyelim yani.